Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in saray yavrusunu andıran evine konuk olduk ve oyunculuğa başladığı günlerden Selim Soy'dan da olan evliliğine, siyah beyaz anılarından hayallerine kadar pek çok şeyi konuştuk. İşte o çok özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Kazalara açık olurdu çekimler. Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit hayatının bilinmeyenlerini Magazin 8'e anlattı. Set birbirine girdi. Nasıl ölümden döndü? Ateş edildi, barutlar vücudumda hala mevcut. Kimi öve öve bitiremedi. O büyük bir kahraman benim gözümde. Eşi Selim Soy'dan kendisine evlenme teklif ettiğinde ne tepki verdi? Evlenmek istediğini direkt söyleyince... Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, set anılarından filmlerin perde arkasına, eşi Selim Soy'danla tanıştığı günden hayallerine kadar tüm bilinmeyenlerini Magazin 8'e anlattı. Benim sinemaya başlamamın nedeni oldu 200'e yakın. Sinema filmi. Sizin en büyük hayranınız benim dedi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu kariyerine 1963 yılında Metin Erksan'ın efsane filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü alarak yurt dışında ödül alan ilk Türk filmi unvanını da alan Susuz Yaz'la başladı. Konuşsana Osman Ağa. Ha sana bir şey mi oldu yoksa? Hasta falan mı olduğunu duydun? Belki Metin Bey'in de beni seçmesi, karar vermesi benim sinemaya başlamamın nedeni oldu. Susuz Yaz, seyirciyle buluşalı 53 sene oldu. Hülya Koçyiğit o gün bugündür ekranlarda. Hala çok güzel, hala çok zarif. Tam hesabını yapmadım ama 190'ın üstünde, 200'e yakın sinema filmi. Teessüf ederim. Arkadaşımın yanında beni... Demek bu senin arkadaşın ha. Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının efsanesi. Selim Soy'dan Yeşil Sahalar'ın yıldızı. Yolları 1968 yılının sıcak bir yaz gününde kesişmiş. Büyükada'da tanıştık. Ben bir fırsat bulmuştum bir iki gün dinlenebilmek için. Daha doğrusu doktorum tavsiye etmişti. Neredeyse sürmenaj geçirecektim. O kadar yoğun. Üst üste film yaptığımız yıllar. İşte bu kısa tatil usta oyuncunun hayatını baştan aşağı değiştirmiş. Onlar da Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak oraya kamp yapmaya gelmişler. Selim Soy'dan o dönem Fenerbahçe'nin ve milli takımın adından en çok söz edilen futbolcusu. Herkes onun peşinde. Selim Soy'dansa Hülya Koçyiğit'in. Sizin en büyük hayranınız benim dedi. İnanamıyorum, o kadar güzel ağlıyorsunuz ki. Bunlar hakiki gözyaşlarınız mı yoksa gözünüze soğan, limon falan bir şey mi sıkıyorlar dedi bana. Ben, hakaret gibi geldi bana. Önce anlayamadım, başladım anlatmaya, işte şöyle oldu, yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Tabii ki duygularımla oynuyorum falan diye. Meğerse o mevzu açıp benimle konuşmuş. Selim Soydan'ın ki ilk görüşte aşk yani. Hülya Koçyiğit ise bakın nasıl aşık olmuş eşine. Set birbirine girdi. Ay Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan gelmiş. Milli takım kaptanı gelmiş. Ay Allah, herkes birbirine resim çektirenler. Onunla muhabbet edenler. Ben de böyle o zaman ben fark ettim Selim'in kim olduğunu. Zaten o günün sonunda da evlilik teklifi gelmiş. Evlenmek istediğini direkt söyleyince... Ben o zaman dur orada dedim çünkü benim evlilik gibi bir fikrim yok. Hülya Koçyiğit, Selim Soydan'ın evlilik teklifini ilk başta kabul etmemiş. Ama iki ay sonra nikah masasına oturmuşlar ve 1968 yılından bu yana devam eden peri masalı böyle başlamış. Bir yıl sonra kızları Gülşah'ı kucaklarına aldılar. 7 yıl sonra ise Gülşah çocuk yıldız olarak beyaz perdedeydi. Kamera arkasındaki isim ise Hülya Koçyiğit'ti. Bir çocuk filmi yapalım beraber. Biz ikna etmeye çalıştık onu ve kabul etti. Sonra bir daha. En sonunda dedi ki yok ben dedi oyuncu olmak istemiyorum anne dedi. Hülya Koçyiğit 69 yıllık hayatına sayısız başarı, onlarca film, birbirinden güzel anılar sığdırdı. Hayatının en zor günlerini ise kızı Gülşah Alkoç'lara kanser teşhisi koyulduğunda yaşadı. Çok geç kalmamış bir teşhisti. Çok şükür ameliyat oldu. Kemoterapiler neticesinde çok şükür sağlığına kavuştu. Usta oyuncunun gözleri dolmaya başladı. Hemen konuyu değiştirelim ve Yeşilçam'ın siyah beyaz yıllarına dönelim. Neredeyim? Ne var? Ne oldu?
Bizler dublör kullanmadığımız için çoğunlukla bütün kazalara açık olurdu çekimler. O keyifle izlediğimiz her bir sahnesi aklımıza kazanan filmlerde Hülya Koçyiğit'in defalarca ölümden döndüğünü biliyor muydunuz? Ateş edildi, barutlar vücudumda hala mevcut. İşte attan düştüm, at tepti, o mevcut. Yüzme bilmeden denize atladım gemiden. Boğulma tehlikesi geçirdim. Derman filminde donma tehlikesi geçirdik. İşte bir tanesine yılan soktu. Yani o kadar çok çeşitli şeyler oldu ki. Türkiye'deki neredeyse bütün büyük oyuncularla kamera karşısına geçti Hülya Koçyiğit. Ama usta oyuncuda Cüneyt Arkın'ın yeri başka. O benim kahramanım diyor. Bakın neden. O büyük bir kahraman benim gözümde. Çünkü birçok aktörün yanı sıra kendine ekstradan bir yetenek kazandırdı. O da akrobasi yeteneği. Birçok tarihi filmde o akrobasi yeteneğini biz de hayranlıkla izledik. Öyle konuşma Sandor! Edison'u da soralım usta oyuncuya. Malum en çok Yeşilçam'ın jönlerinden Edison'la birlikte oynadı Hülya Koçyiğit. En çok film yaptığımız partnerim benim. O da çok zarif bir insandır, çok kibar bir insandır, çok iyi bir ailede yetişmiş bir insandır. Alev. Bana Ömer'i anlat Ferit. Kim bakıyor ona?